Kesme. Tabak çıkarayım bari koyayım. Bıçak böyle usta hareketler yapamaz mısın? Yaparım. Böyle eti vur. Şanlıurfa'da ilk defa bir kadın kasap olmasını nasıl karşılıyor vatandaşlar? Vatandaşlar gülüyorlar, çok seviniyorlar temizlik açısından. Evet. Hoşlarına gidiyor. Bayan peki, kasap bu erkek işe yani nasıl zorlanmıyor musunuz? Eşim kesime gidiyordu. Evet. Onun eline bakarak öğrendim. Sonra ben de yapabilirim diye. Kendime güvendim ve yaptım. Çok da seviyorum işim yani. Burayı nasıl açtınız? Burayı nasıl anlatsam. Oruç vaktiydi. Eşimi sahura gönderdim ekmek alması için. Evet. O da gelmiş bakmış bu dükkan boş duruyor. Kiralayayım demiş. Geldi burayı tuttu, kiraladı. Öyle bir kereden açtık yani, bir kereden karar verdik. Evet. Bir destek aldınız mı herhangi bir kurumdan falan? Evet, mikrokrediden destek aldım. Ne kadar aldınız mesela para? 1,5 aldım. Kira parasını ödediniz? Evet. Sonra? Ve sonra 7 milyar çektim. Evet. Ondan dükkanın eksiklerini karşıladım. Ne kadar mal oldu burası? Burası 13 milyara mal oldu. Evet. Tahsitle ödüyorsunuz borcunuzu. Evet. Evet. Bir yandan da et satıyorsunuz. Evet. Peki hiç elinizi falan kestiniz mi böyle? Hayır. Hiç kesmedim. Hayır, hiç kesmedim. Zorlandığınız bir nokta oluyor mu? Hayır. Ya mesela biri gelip et aldığı zaman sizi kasap olarak görünce ne diyor mesela o sırada? Ya adam giriyor abi diyor. Sonra bakınca abla kusura bakmayın diyor. Ondan sonra zaten kıyma et istiyor, parça et istiyor. Evet. Veriyorum zaten. İlk başlarda biraz zorlandım ama sonradan yapabildim yani. Her bayan yapabilir yani. Kaç çocuğunuz var? Bir tane. Bir tane çocuk. O da burada size yardımcı oluyor. Evet, o da burada. Eşiniz nerede? Eşim, onun gerçek mesleği klimacıydı. Evet. Oradan çıktı. Şu an o da boş duruyor. Arada arızalara gidiyor. Klima arızalarına. Öyle yani, öyle. Yani mahallenin kasabı oldunuz. Evet. Yani. Peki kadınların bakış açısı nasıl? Onlar ne söylüyor? Çoğunlukla bayan geliyor. Diyorlar rahatlıkla giriyoruz kasaba. Evet. Geliyorlar, etini rahat bir şekilde alıyorlar. Bari görüyorlar temizliğini, her şeysini. Evet. Çok güzel bir şekilde. Evet, memnun kalıyorlar. Peki uygun veriyor musunuz etler? Evet. Etim temizdir, hem de uygundur yani. Çok güzel, kendi ayaklarının üstünde durması güzel yani. Evet. Her bayan yapabilir. Normalde kimse böyle bu ağır işte çalışmaz yani böyle. Kadın olarak siz bunu başardınız. Evet. Zaten babam da bana derdi. 4 erkekten sonra kız olduğum için derdi bu kızım erkek gibi yetişmiş. Küçüklüğümden beri bu vardı yani bende. Bu şey vardı. Bu cesaret vardı bende. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Aslan hazır mısınız? Gelsin ablamız tekrar dışarıdan geçelim.
Buyur abla, hoş geldin. 1 kilo kıymet alabilir miyim? 1 kilo kıymet, tamam. Buyurun, afiyet olsun. Bundan daha yani güzel, hem bayan destek amaçlı. Güzel bir şey yani bir bayandan alışveriş yapmak, bir rahatlık geliyor insana. İnsan her yani istediğini daha rahat anlatabiliyor. Güzel bir şey yani. Peki zor bir meslek yani bunu bir bayan yapmasını nasıl karşılıyorsun? Ya aslında kadın isterse bence her şeyi yapabilir, zor diye bir şey yok yani. Evet. Güzel bir şey yani. Artık mahallenizin kasabı bir evet. Bayan. Memnunuz ettiğinden, eşyasından memnunuz. Hijyen konusunda da bayağı iyi. Bayağı zaten bayanlar zaten hijyen konusunda daha yani iyidir. Evet. Böyle bayan olması daha güzel. Tavuklar verir mi abla? Evet. Tüm tavuk mu olsun?